thank you Analiz Masası'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Fenerbahçe bu hafta Alanya Spor deplasmanına çıkacak. Biz de bu maçı konuşmak için taktik tahtası önündeyiz. Alanya Spor, Faryoli'nin ayrılmasının ardından Ersun Yanal'la yeni bir maceraya, yeni bir serüvene başladı. Ve açıkçası bence bunun da bir tık sağ içerisinde sancısını çekiyor denebilir. Çünkü taktik anlayışları, oyun anlayışları gerçekten birbirine çok zıt iki tane. Hoca hoş, Faryoli'den sonra kim gelse oyun anlayışı muhtemelen çok zıt olurdu. Çünkü Alanya Spor ciddi bir pas takımıydı. Yani bunu iyi ya da kötü uygulamaları fark etmeden tek bir ağ planı üzerinden olabildiğince oynamaya çalışan bir ekipti. Şu an Ersun Yanal'ın oynatmaya çalıştığı oyun. Faryol'den sonra takım özelinde baktığımızda bunun sancılarının sürdüğünü görebiliyoruz. Çünkü oyuncu grubu gerçekten topu o pas oyunundan ötürü olabildiğince o opsiyonları değerlendirmek için ayağında tutan ve o seçeneklerini değerlendirmeye çalışan bir ekip ama Ersun Yanal bu kadar herhalde topun ayağında tutulmasını istemiyor. Bu yüzden de oyuncuların karar verme kapasitelerinin bir biraz daha çabuk olmasını istiyor ki basın toplantısında söylediğini burada kesinlikle söylemeliyiz. Çünkü anlayışına direkt olarak etki eden bir konu. Pas oyunu bir seçenek ama bu fanteziye kaçtıktan sonra size zarar veren bir şey diye. Hatta Başakşehir mücadelesinde de Alanya Spor'un sadece 385 pas yapıp %36 ile topa sahip olduğu bir oyun oynanmıştı. Ve o maçtan sonra da bazı şeyleri yapmak zorundayız. Çünkü önemli olan şey skor demişti. İşte bu Fenerbahçe maçı özelinde Alanya Spor'un ne yapacağına bir işaret olabilir diye düşünüyorum. Özellikle Alanya Spor'u incelediğimiz zaman Fenerbahçe'nin yapması gereken şeyler fazlasıyla net oluyor. Ahmet Hasan ve kanat oyuncuları dahil olmak üzere Ersun Yanal merkez kalabalığını ön planda tutan bir yapıya sahip. Bunu çok net olarak görüyoruz. Yani merkezde ve kenarlarda değerlendirdiği, forvette değerlendirdiği Ahmet Hasan'dan bahsediyorum tabii ki. Tüm oyuncuları savunmaya çekildiği zaman Alanya Spor merkezde kalabalık olmasını isteyen bir yapıya sahip. E, Alanya Spor oyuncuların ortalama pozisyonlarına baktığımız zaman da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Kavaliyeri oynadığında, Efecan oynadığında, Ahmet Hasan oynadığında ortalama pozisyonlar hep merkez yoğunluğunu, merkez kalabalığını ön planda tutan bir anlayışa sahip. Bu da Fenerbahçe'nin bana kalırsa ileri hatta daha fazla olması gereken ve Alanya Spor'un hatlarının arasına daha fazla oyuncuyu sokması gerektiren bir mücadele. Bu da bizi maalesef son haftalarda bu biraz tartışmaya dönmüş olsa da Fenerbahçe'nin dörtlü oynaması gerektiğini bana kalırsa gösteren bir şey. Çünkü maalesef elinden seviye mücadelesinde de Fenerbahçe üçlü oynadığı her an ileride ve merkezde kalabalık olmakta bir hayli noksan kaldığından dolayı hücum etmekte zorlandı. Bu yüzden e, Alliance Spor mücadelesinde Fenerbahçe'nin bunu çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl oynayabilir? Burada hat tabii ki arkada dörtlü kalacaktır. Hatta bence bu maçın en kritik eşleşmesi de ligin en çok dripling, başarılı dripling yapan ikinci oyuncusu Ivan Cavaliero ile Ferdi'nin eşleşmesi olacaktır. Eğer ki Osterwolde yerine Osai'yi kullanıp Ferdi'yi sol atarsa da Osai-Cavaliero eşleşmesi bu maçın kritik eşleşmesi olacak. Ferdi hattın sağ tarafında kaldığında açıkçası toplu oyuna biraz daha etki eden ve merkeze kıvrılmayı seven bir oyuncu. Bu yüzden bu Alanya Spor'un oluşturduğu hatların arasında kesinlikle dağıtabilecek etkenlerden bir tanesi. Bir diğeri de Arda Güler oynarsa ve Diego Rossi, Emre Mor gibi koşu atmayı seven oyuncu ama topun olduğu bölgeye de yakınlaşmayı seven oyuncular olursa Fenerbahçe'nin hücumları Alanya Spor'a göre bir tık daha kolay olabilir. Keza aynı şekilde Batu Şahin'in bir sakatlığı olduğu Joshua King ve Valencia elde kalan forvetler. Yedekte de Serdar Dursun ve Joao Pedro var. Valencia'da Joshua King de Joao Pedro da hep geriye gelerek o hatların arasına girip bu oyunu e, oynamayı seven oyuncular. Hepsinin duvar olma profilleri olduğundan dolayı ceza sahası içerisinde bitiricilik kovalamak yerine oyun içinde olmayı seven oyuncular olduğundan dolayı hatların arasına girmeleri çok çok önemli. Georgesun da bu maçtaki zor tercihi bana kalırsa Sevilla mücadelesinin Fenerbahçe için bence açık ara en iyi iki oyuncusu İsmail Yüksek ve Arda Güler'in oynayıp oynayamayacağı. Ara ve İrfan ilk 11'e geri mi dönecek burada bilmiyoruz ama bence kesinlikle özellikle de İsmail'in bu maçta oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sevilla maçında da aynı şey geçerliydi. Bu maçta da aynı şey geçerli olacak. Alanya Spor Ersun Yanal yönetiminde ki Ersun Yanal'ın Antalya Spor döneminde de büyük maçlarda bazen 6-3-1'e varan arkada fazla kalan kalabalık olan ve rakip takımı uzun vurmaya, set hücumunda oynatmamaya yönelik planları Fenerbahçe'nin sekenleri toplamasında büyük bir rol oynayacak. Seviye mücadelesindeki İsmail tercihi de bence direkt bununla alakalıydı. İsmail Arao'ya göre reaksiyon hızı, reaksiyon seviyesi çok daha üst düzey bir oyuncu ki topun sektiği her yerde çok daha hızlı bir şekilde orada var olabiliyor. Topu çevirmek istediği zaman dribbling de çok daha fazla mesafe kat edebiliyor. Yani eşittir Arao'dan İsmail daha çevik ve daha tempolu olduğu için Fenerbahçe'nin oyununa çok net bir artı koyuyor. Bir diğer nokta Fenerbahçe'nin çoğu maçlarında olduğu gibi duran top olacak. Çünkü Allianz Spor duran toplardan en çok gol yiyen takımlardan bir tanesi. Ligde dördüncü sırada olmaları gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve bence size olarak, boy olarak ve fizik olarak da çok üst düzey bir takım değil. Gol yeme sebepleri de duran toplardan kesinlikle bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü yerleşim problemleri de yaşıyorlar. Yani çünkü oyuncu grubunun gerçekten toplu oyundaki yerleşme kafalarını ne kadar yoruyorlarsa işin savunma tarafında da bence bir o kadar problemli bir ekip. Aynı zamanda bu maçın bir diğer önemli noktası da merkezde Umut Güneş'e yapılacak olan baskılar. Bu çok çok önemli çünkü çok kolay top kaybeden bir oyuncu. Ben kendisini çok beğeniyorum ama Farioli döneminden itibaren topu çok fazla ayağında tutup çok fazla sorumluluk almaya çalıştığı her anda Alanya Spor'un top kaptırıp kalesine direkt olarak pozisyon gördüğü çok fazla an görüyoruz. Tabi Umut'un top kayıplarından bahsedince de bu maçın X faktörünün bir oyuncudan ziyade Fenerbahçe'nin merkezde tercih edeceği oyuncular olduğunda kesinlikle söylememiz gerekiyor. Reaksiyonları ne ne kadar iyi olursa ve baskıyı ne kadar iyi yaparlarsa Fenerbahçe için burada çok ciddi bir avantaj söz konusu. Alanya Spor cephesinde de Ahmet Hasan'ın pivot oyunları, Ivan Cavaliero'nun driplinkleri ve Efecan Karaca'nın her fırsatta rakip savunmayı dağıtan koşulları Fenerbahçe savunmasının dikkatli olması gereken en önemli nokta. Son olarak dediğim gibi Alanya Spor çok fazla Farioli mantelitesinden çıkabilmiş değil. Bu yüzden kendilerine karşı baskı oyununu oynayan her takıma karşı çok ciddi bir problem yaşıyorlar ve kaptırdıkları toplam halle beraber kalelerine gitmek bir hayli kolay çünkü savunmada da bir yerleşim problemi yaşıyorlar. Bu maçla alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın.